Şahsiyetini yok ettiğinizde o insanların geleceğe ilişkin bir kurucu rüyası olmuyor. Onun için eğer elimde olsaydı bu insanlara para değil, yardım değil, ekmek değil, rüya götürürdüm demem bu yüzden. Yoksa parayı verirsiniz, ekmeği verirsiniz, yer bitirir bir daha bakar size. Allah zaten toprağı vermiş ama gözünüzün içine bakıyor. Yani bu noktada faal bir akıl götürmek lazım. Hani orada sohbette söylendi ya, Müslümanlar iki kısımdır. Bir aktif akıl, bir pasif akıl. Şimdi mesele oradaki aklı aktif hale getirmek. Nasıl yapacaksınız bunu? Orada aktif aklı oraya hakim kılmak için aktif akıllı insanlar koymanız lazım. Yani aktif akıl sahipleri nasıl olur? Bunun prototiplerini, numunelerini, nemuzeçlerini koymanız lazım ki ondan sonra da şunun gibi olun diyesiniz. İşte biz Yetimler Külliyesi'ni, Akabe Yetimler Külliyesi'ni bu hizmete mebni olarak başlattık. Burada yetimler Afrika'da, dünyanın her tarafında yetim çok ama Afrika yetimler kıtası. Savaşlar, açlık, iç tartışmalar, yetersiz beslenme ve birçok nedenlerden dolayı yetimi en çok kıta hiç tartışmasız Afrika. Ve işin garibi her tarafın yetimine bakacak bir veli var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Her tarafın bir dayısı, bir ağası var tabir caizse. Peki Afrika'nın? Yok. Onun için Afrika, o kara kıta, hakikaten şu anda yeryüzünün yetimi. Yani kıtalar da yetim olur mu diyeceksiniz. Kıtalar da yetim olur. Eğer kıtalar arasında bir yetim varsa o Afrika kıtasıdır. Ve bu noktada bu külliye sadece yetimleri toplayıp da çocuk esirgeme kurumunun fonksiyonunu üstlenmek için yapılmıyor. Zaten onun için sadece sekene yapmak, yani yatakhane yapmak, barınma mekanı yapmak kafi. Ama bu külliye çok daha fazla bir şey ondan. İnşallah teknik bilgileri İnşallah. Arkadaşlarımızdan alacağız uzman inşallah. Olanlar verecekler. Bu külliyenin içerisinde 7 tane birim var. Yani bu arada sorusu olan arkadaşlarımız olursa dinleyicilerimizden, seyircilerimizden Eyvallah. Onlar da vahimpenceresi@hilaltv.net vahimpenceresi@hilaltv.net adresimize teknik arkadaşlar da altyazı geçerlerse daha iyi olur. Eyvallah. O soruları da oradan size yöneltebiliriz. Eyvallah. Bu külliyenin içerisinde mektep var, okul. 8 yıllık ilköğretim okulu var. Allah nasip ederse gönlümden geçen arkadaşlarla paylaşmadım ama bu 8 yıllık eğitim tamamlanınca bu külliyenin bir tarafına bir de lise i̇nşallah. Ve inşallah bir de üniversite. İnşallah. Yani alt birimler tamamlandıkça, işlevlerini ifa ettikçe üst birimlerde olsun. Ve maksimum kapasitesi 600 yetimlik. İdeal kapasitesi 300 yetimlik bir kompleks, bir külliye burası. İçinde atölyeleri var. İçinde seraları var. İçinde camisi var. İçinde kütüphanesi var. İçinde salonları var. İçinde atölyesi var. Ve içinde kliniği var. Yani eksiği yok. Şimdi rüya dedik ama biz aslında Eyvallah. Gerçekleşmeye çok yakın bir rüya. Doğru. Çünkü hem inşaat alanı olarak %30'u tamamlanmış, projenin %30'u tamamlanmış. Eyvallah. Hem de şimdiden arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre yüzer kişilik gruplar halinde seçme yapmak üzere birer aylık kamplar planlamışlar. Haziran evet. ayına kadar ve Haziran ayında eğitime tamamen başlıyor seçilen İnşallah. Öğrencilerle. 40 gün sonra süreç başlıyor. Evet. Orada eğitimin başında olacak olan tecrübeli bir muallim Sudanlı arkadaşımız bizim dilimizi, bizim düşünce sistemimizi kapmış. Gerçekten vahyin dilini. Ben vahyin dilini kapmış. Ben çok memnun oldum. O manzarayı görünce sevindim. Çünkü buraya yetimleri toplamak yetmiyor. Bunları nasıl eğiteceksiniz? Hangi müfredatla eğiteceksiniz?
Bunlar buraya toplayacağımız yetimlerin tabi olduğu müfredat 1, 2, 3. sınıfta tamamen hafız ediyor. Bu müfredat. Ondan sonra da muhafız ediyor. İnşallah. Ve biz bu müfredata eksiklerini ilave edebiliyoruz. Müfredat esasında içine girmeye müsait, müdahil olmaya müsait bir müfredat. Yeter ki çerçeve, çizilen çerçeve dahilinde hareket edilsin ki o çerçeve de bizim çerçevemiz zaten. Sudan yani bu manada tüm kolaylıkları gösteriyor. Bakan Bey, bu devlet bakanı, turizmden sorumlu ve ulaşımdan sorumlu devlet bakanı Ebu Zeyd Bey bizi havaalanında karşıladı. Oraya kadar götürdü ve orada bizzat projeyle ilgileniyor ve yönetim kurulunun üyesi aynı zamanda. Sudan bana şunu söylemişti. Sudan'da birçok yabancı hayır kuruluşu birçok proje yapıyor. Ben şu anda size sayamam. Ama yeminle söyleyebilirim ki bu proje gibi bir proje daha yok. Heyecanlandıran. Çünkü bu proje bize balık vermeyecek, balık tutmayı öğretecek. Aynen bunu söyledik konuşmasında. Bu proje balık tutmayı öğretecek. Sudanlının diyor, karnını doyurmaya değil, Sudanlının eline iş vermeye ihtiyaç var. Evet. Sudanlıyı ayağa kaldırmaya ihtiyaç var. Haklı söylüyor. Aynen katılıyorum. Bu manada bu projenin asıl stratejik tarafı bambaşka bir taraf. Sudan kabilecilikten çok çekmek ve çekmekte olan bir ülke. Afrika'nın her ülkesi gibi. Ve 40 yamalı bohça gibi. Eğer Sudan bu süreçle devam ederse Sudan'ı paramparça edecekler. Sadece güneyi koparmakla kalmayacaklar. Darfur'la da yetinmeyecekler. Dolayısıyla Sudan'ı birleştiren bir çimento lazım. Çimento olacak nesiller lazım. Yiğitler lazım. İnşallah bizim projemiz Sudan'ın her kabilesinden en cins kafa yetimleri. Hocam, her yetimi değil. Sadece Müslüman yetimlere mi hitap ediyor öncelikle? Bu, evet, bu öncelikle bu proje Müslüman yetimlere. Gönlüm isterdi ki gayrimüslim yetimleri de alacak kadar kapasitesi büyük olsaydı. İnşallah. İnşallah yani. O da olur. Hatta sadece Sudan'la sınırlı kalmayıp diğer ülkelere de. Gönlümüzde o var efendim. İnşallah. İnşallah. Bu bir prototip. Prototip olacak. Bu prototip proje. Bu biraz büyük bir proje. Bunun orta ve küçük ölçekli ebatlarını da düşünüyoruz. Gönlümüzde olanı sordunuz madem, dua niyetine söyleyeyim de seyircilerimiz, izleyicilerimiz de amin desinler. Bu projenin bir benzerini orada tam oturduktan sonra Habeşistan'a ve Somali'ye. Necaşi'ye de borcumuz var değil mi hocam? Necaşi'ye çok büyük borcumuz çok var. Büyük borcumuz çok var. Büyük borcumuz var. Onun için o Efendimiz'i sevdiklerini yetimet konuk etti. Aynen öyle. Olan Efendimiz. Çağının yetiminin sevdiklerini konuk etti. Evet. Dolayısıyla hocam, nadide inciye de dürr-i yetim derler. Dürr-i yetim derler. Eyvallah. Yetim-i dehri derler. Evet. Zamanının, çağının enderi olan insanlara. Ve inşallah bu proje asıl işte o işlevi görecek. Stratejik akıl burada o. Yani her kabilenin cins kafa yetimlerini burada toplayıp aynı yatakhanede yatırmak, aynı masada yemek yedirmek, aynı okulda mezun etmek. Bunlar yarın birbirine, hadi siz birbirinizle düşmansınız, savaşın dediği zaman, biz seninle aynı yerde yattık. Aynı yerde büyüdük. Aynı kaptan yedik. Aynı yerde oynadık. Diyebilecek bir kardeşlik projesidir. İnşallah çimento olacak. İnşallah. Hocam burada diğer bir yönü de meselenin infak ahlakı. Yetimleri sadece doyurarak, belki onlara yardım eli uzatarak onları aşağılamak da mümkün. Evet. Yani onları bir lider olarak yetiştirebilmek için şahsiyetlerin ezilmemesi de lazım. Aynen. Yani yardım yaparken öyle bir adapla, öyle bir ahlakla yapmak gerekir. Aynen. Ki onlar geleceğin lideri olabilsinler de yapılan yardımlar aynen çarçur olmasın. Hani Türkiye'de de bazı immatip okullarında rastlardık bazen. İşte öğrencilere yardım yapılır. Yardım adı altında şahsiyetleri rencide edilir.
Ondan sonra belki imam olurlar, belki müftü olurlar, belki milletvekili olurlar, belki iş adamı olurlar ama lider olamazlar, toplum önderi olamazlar, ezik yetişirler. Yani burada da öyle bir manevi ayağı, infak ahlakı, infak şuuru nasıl sağlandı? Esasen bu mesele bir yara. Hayır kuruluşlarının tümünün bu meselede şöyle oturup başlarını ellerinin arasına alıp bir düşünmeler lazım. Başta yardım elimiz olmak üzere. Bir kez çünkü yardım yaparak bağımlı hale getirmek de mümkün öte taraftan. Ondan öte şahsiyetini alarak verdiğiniz hiçbir şeyi vermiş olmazsınız. Vermiş olmuyorsunuz. Esasında ona yapacağınız en büyük ikram şahsiyet, onur ikramıdır. Onurunu aldıktan sonra vereceğiniz hiçbir şey yerini bulmaz. Çünkü karşınızda bir şahsiyet yoktur ki vereceğiniz biri olsun. Dolayısıyla burada esasen işin özü itibariyle şöyle bir hassasiyet olması lazım. Veren, vermek aslında ezmektir. Eğer verme ahlakı yoksa, infak ahlakı yoksa vermek ezmektir. Hani Bakara Sure-i Celilesinde Rabbimiz öyle buyurur ya, قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذَنْ Güzel bir söz, bağışlayıcı bir söz, arkasından eza ve cefa gelecek, şahsiyeti incitici bir tavır gelecek olan sadakadan bin kat daha hayırlıdır. Daha ne desin Kur'an? Dolayısıyla burada vermek ezmektir. Eğer verdiğiniz insanı ezmek istemiyorsanız, aksine şahsiyetini yükseltmek ve yüceltmek istiyorsanız, öncelikle vermeden önce verme ahlakına sahip olun. Yani vereceğiniz şeyden önce verme ahlakına, hayır ahlakına, infak ahlakına sahip olun. Burada en önemli meseleyi olarak bunu gördüm. Yıllardır gittiğim yer coğrafyalarda infak ahlakına dikkat edilmediğini gördüm. Acaba bu vermeler işe yarıyor mu diye de düşündüm. Çünkü veriyor muyuz, alıyor muyuz? Yani biz bir şeyler mi veriyoruz, şahsiyet mi alıyoruz? Esasında bu insanların en çok ihtiyacı olan şey şahsiyet. Rüya biraz da şahsiyete bağlı bir şey. Onur en çok ihtiyaçları olan şey. Gelen vurmuş, giden vurmuş. Avrupa ezmiş, Amerika ezmiş, müstekbirler ezmiş, dünya egemenleri ezmiş, kendi egemenleri ezmiş, içlerinden çıkan mütref sırıflar ezmiş. Peki bir de sen verme adına ezersen ne beklersin? Hep vermeni isteyecek demektir. Ve bu insanlara öncelikle verme ahlakıyla yaklaşmak gerektiğinin, ben infakın vacip, verme ahlakının farz olduğunu düşünüyorum. Bu çok önemli. Onun için özü itibariyle vererek ezmeyelim diyorum. Ezmeyelim ki bu insanlara gerçekte vermiş olalım. Eğer ezersek karşımızda hiç kimse olmayacak. Esasında alan da kimse olmayacak. Verdiğimiz sahipsiz kalacak. Onun için infak ahlakı infaktan önce gelir. İman ahlakı imandan önce geldiği gibi. Bilgi ahlakı bilgiden önce geldiği gibi. İnfak ahlakı da infaktan önce gelir. Ve bu çerçevede mutlaka götürülen hayırlar, giden ekipler ne olur? Ellerine vermek yerine binecekleri arabanın koltuğuna koysunlar. Hatta ekipler desinler ki oradaki partner kuruluşlarına, hediyeleşelim. Ben istedim ki oradaki kardeşlerimize de bunu söyledim. Bir dahakine dedim, bu hanımlara, yetimlerin ailelerine deyin ki birer hediye götürün. Bize getirsinler. Ne getirsinler? Çakıl taşı getirsin. Vallahi getirsin.
Bana bir çakıl taşı verseydi koleksiyonuma koyardım, üstüne yazardım. Çünkü var. Hani bedevi